Şeref Oğuz. Ticaret savaşı Amerika'yı vuracak. Önce Çin'e kafa tuttu, hep sen kazandın, şimdi sıra bende dedi. Ardından ayar vermek istediği her ülkeyi ya soygunculukla ya da Amerika'yı sömürmekle suçladı. Yetmedi çelik alüminyum örneğindeki gibi ürünlere kadar indi, vergi silahını ateşledi. Dünya önce seyretti, Amerika'nın zulmünden, yaptırımından korktu. Bu korku çabuk geçti ve pek çok ülke Amerika'nın restini görmeye başladı. Çin'le başlattığı savaşta kaybedeceğini görünce o alanda geri adım attı fakat Türkiye gibi ülkelerle ticarette kendi yargı anlayışına göre vergi yükleri uyguladı. Amerika Birleşik Şirketleri CEO'su gibi davranan Trump'tan söz ediyoruz. Sabah uyandığında şirketinin piyasa değerini yükseltmek, yani Amerika'nın güç kaybını geciktirmek için tweetler atarak dünyayı istikrarsızlık vadisine sürükleyen Trump, Şimdi Türkiye misillemesini yaşıyor. Ticaret savaşının kazananı olmaz. Geçici sürede avantajlı ülkeler olabilir fakat dünya ticaretinin böylesine küresel ve online haline geldiği ortamda. Para ve mal trafiğini engelleyenlerin de bundan zarar göreceği aşikardır. Burada ilginç olan ticaretin giderek elektronik ortama yerleştiği dönemde vergi oranları üzerinden ekonomiyi korumaya veya ülkesine avantaj sağlamaya çalışmak pratikte pek mümkün görükmemektedir. Şu anda dünyada korumacılık rüzgarları esiyor ve her ulus kendisine karşı girişilen vergi operasyonlarını anında karşılayabilecek imkanlara erişiyor. Zira üretim eskisi gibi belli merkezlerde değil, kürenin çeşitli yerlerine serpilmiş durumdadır. Hal böyle olunca Amerika'nın başlattığı ticaret savaşından galip çıkması düşünülemez. Bu savaşta elbette maliyet oluşacaktır ve bu maliyet üzerinden Amerika dayak atarken dayak yiyeceğini görecektir. Şerefoğuz Sabah.